Hocam merhabalar. Kısa adı ENDA olan The European Nurse Directors Association, yani Avrupa Hemşire Yöneticileri Derneği Türkiye temsilcisi olarak seçildiniz. Öncelikle kutlarız. ENDA hakkında kısaca bilgi verebilir misiniz? Evet. ENDA 1992 yılında İsviçre'nin Cenevre şehrinde kurulmuştur. ENDA'nın temel amacı bütün Avrupa Birliği üyesi olan ülkeleri hemşire yöneticileri bir araya getirerek hemşirelik mesleğinin güçlendirilmesini, hemşirelik eğitim ve araştırmalarının ortak network oluşturulmasını, ortak projeler yürütülmesini, bunun yanında hemşireliğe yönelik inovatif aktivitelerin desteklenmesi konusunda bir oluşturulan platform, bir dernektir. Ve bütün Avrupa'da yönetici olarak çalışan hemşire koordinatörler bu grubun bir üyesi olarak hizmet etmektedir. Halen de yine İngiltere, Finlandiya, Almanya, Estonya, İtalya gibi ülkelerden yönetim kurullarını oluşturmuşlardır ve Almanya bu yönetim kurulunun başkanlığını sürdürmektedir. Ve bu anlamda aslında Avrupa'da başlatmış olduğu bu hareketleri bütün dünya hemşirelerine ulaşmak ve bütün dünya hemşireleriyle bir network oluşturmak amacıyla sürdürülebilir hale getirmeyi hedeflemektedir. Hocam teşekkür ediyoruz. ENDA'ya üye olarak kabul edilmenizi sağlayan özelliklerinizden bahsetmek ister misiniz? Evet, ENDA'ya üye olmak için bir takım kriterler var elbette. Bir kere sizin hemşirelik alanında çalıştığınız alanlarda bir fark yaratmış olmanız gerekiyor. Eğitimini yapmış olduğunuz hemşirelik eğitimi araştırmalarında, yönetmiş olduğunuz hemşirelik hizmetleri yönetimi alanlarında bir fark yaratmış olmanız gerekiyor. Özellikle de bu anlamda benim hem hemşire eğitici hem inovatif girişimlerim, projelerim, ulusal ve uluslararası düzeydeki multidisipliner çalışmalar, özellikle uluslararası farklı hemşirelik mesleği üyeleriyle, yöneticileriyle birlikte ortak yürütmüş olduğumuz projeler ve bunda özellikle karşılanamayan hemşirelik bakımının üzerine odaklanıp nasıl çözüm yolları bulabiliriz diye ortak networkler oluşturma çabalarımız. Aynı zamanda Hacettepe Üniversitesi de başlatmış olduğum gene hem fakültenin kurucu dekanlığını hem hastanelerin hemşirelik hizmetlerine direktörlüğünü üstlenmiş olmam. Daha sonra İstinye Üniversitesi'nde gene Sağlık Bilimleri Fakültesi dekanlığı ve MLP Care Sağlık Grubu'nda bulunan ve Türkiye'nin 17 farklı ilinde 33 hastanesi bulunan Medical Park ve LİV hastaneleri kapsamında hemşirelik hizmetleri direktörlüğünü sürdürmüş olmam ve buralarda oluşturmuş olduğum ağlar, çalışmalar, hemşirelik mesleğine yapmış olduğumuz katkılar, hemşirelik hizmetlerinin kalitesinin güçlendirilmesi, hemşirelik hizmetlerinin görünür hale getirilmesi, iş gücü planlamaları gibi aktiviteler ve bu anlamda düzenlemiş olduğumuz uluslararası kongreler ve Avrupa'dan pek çok kişinin bu kongrelerin bir parçası haline gelinmesi, sağlanması ve Amerika'dan elbette pek çok ulusun pek hemşirelik örgütünün hem bir araya gelmesine hem de hep birlikte yapmış olduğumuz aktivitelerin kalitesinin daha da artırılıp görünür hale getirilmesini sağladı. Bu anlamda da bir teklif alarak ENDA üyeliğini memnuniyetle ve gururla kabul etmiş bulunuyorum. Daha önce ülkemizin bu derneğe üyeliği veya kabulü söz konusu muydu? Hayır, bir ilk oldu. Türkiye alanında bir ilk oldu. Ben bu anlamda çok önemsiyorum. Çünkü bir mesleğin gelişimini ve ilerlemesini istiyorsanız, toplum sağlığına olan katkılarını somut olarak ortaya koymak istiyorsanız, aslında o mesleğin toplum sağlığına ne kadar değer kazandırdığını göstermeniz gerekiyor.
Hemşirelik mesleği de aslında kişilerin hastaneye bakım almak için yatmalarının en önemli nedenlerini oluşturuyor. Çünkü hemşirelik 24 saat kesintisiz bakım hizmeti veren tek meslek grubu. Hemşireliğin bilim ve sanattan oluşması ve insanları bir bütüncül olarak ele alması, hastalık ya da belirli bir rehabilita gerektiren alan olarak değil, bir bütün olarak ele alması ve insanı fiziksel, biyolojik, sosyal ve manevi yönleriyle bir bütün olarak değerlendirmesi, bütüncül bakış açısı getirmesi ve kültürel özelliklerine ve bireysel gereksinimlerine dikkate alarak her bireye özel bakım verilmesi de aslında hemşirelik mesleğinin eşsizliğini gösteren en önemli yönlerden birisi. Peki ENDA'nın Avrupa ve Dünya hemşireleri üzerine etkilerinden bahseder misiniz? Evet, çok güzel. Çünkü ENDA'nın zaten yola çıkış amacı Avrupa'da hemşirelik eğitimi, araştırmaları, projeleri ve inovasyon alanlarında hemşirelerin güçlerini nasıl birleştirebiliriz ve toplum sağlığına katkılarını nasıl gösterebiliriz amacıyla yola çıkmış durumda. Bu anlamda da yapmış olduğu aktiviteler Avrupa bazında, Avrupa Birliği'ne üye ülkelerdeki hemşirelik hizmetlerini desteklemelerinin yanında ortak işbirliği halinde projeler, araştırmalar geliştirerek bunu hemşirelik mesleğine yansıtıyor ve doğal olarak bakım hizmetlerinin güçlenmesine, iyileşmesine ve kalitenin artırılmasına neden oluyor. Elbette ki bu meslek üyelerinin memnuniyetlerinin artırılması, yaşam standartlarının yükseltilmesi, iyi olma hallerinin sürdürülebilir halde olması da öncelikli konularından birisi. Çünkü bir meslek üyesi bir dernek, bir birlik altında hareket ettiği zaman ortak dil oluşturabilir. ENDA'nın temel amaçlarından birisi de hemşirelerin karar alma, ülkenin politikalarının yönlendirilmesinde, sağlık politikalarının yönlendirilmesinde hemşirelerin karar alma mekanizmalarında yer almalarını sağlamak. Çünkü hemşirelik mesleği gerçekten çok değerli bir meslek, eşsiz bir meslek ve karar alma politikalarında yer alarak toplum sağlığının güçlendirilmesine ve iyileştirilmesine vereceği katkıların da göz ardı edilmemesi gerekiyor. ENDA ile birlikte ülkemizde yapmayı planladığınız aktiviteleriniz ve gelecek hedeflerinizden de bahsedebilir misiniz? Elbette. Şu an zaten Avustralya, Amerika, Finlandiya, İrlanda ile birlikte ortak projeler ve çalışmalar yürütüyoruz. Bunun yanında Sigma Tau, INDEN gibi çok önemli uluslararası hemşirelik örgütlerinin de birer üyesi olarak bulunuyorum. Bu anlamda aslında ENDA ile birlikte hareket ederek bütün dünyada hemşirelik eğitimi, araştırmaları, projelerinin güçlendirilmesi konusunda nasıl fark yaratabiliriz, biz nasıl fark yaratabiliriz. Aynı zamanda ülkemizde hemşirelik mesleğinin güçlenmesine, geliştirilmesine ve görünmeyen pek çok yönünün görünür hale getirilmesine nasıl katkıda bulunabiliriz diye birlikte çalışmayı hedefliyoruz. Hocam, öncelikle çok teşekkür ediyorum ve tebrik ediyoruz bu başarınızdan dolayı. Ben teşekkür ederim. Teşekkür.